8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 189 Ders Destek Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Ders Destek Yayınları sayfa 189 ülkemizde giderek yükselen demokrasi talepleri sonuçlarını göstermekte gecikmedi. İlk olarak Temmuz 1945'te Nuri Demirağ tarafından Milli Kalkınma Partisi kuruldu. Görsel 7.18. Onu CHP'den ayrılan milletvekilleri Celal Bayar, Fuat Köprülü, Refik Koraltan ve aşağıda kısa özgeçmişi verilen Adnan Menderes'in 7 Ocak 1946'da kurduğu Demokrat Parti izledi. İlerleyen günlerde siyasi hayatımıza başka partiler de katıldı. Adnan Menderes, 1899-1961, Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli köyünde doğdu. Fethi Bey'in başkanlığında kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'na giren Adnan Menderes, partinin Aydın örgütünü kurarak il başkanı oldu. Bu partinin kendi kendini kapatması üzerine de siyasi yaşamına CHP'de devam etti. Önce CHP Aydın il başkanlığına, ardından da Aydın milletvekilliğine seçildi. Bu arada Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenim görerek 1935 yılında mezun oldu. 1945 yılına kadar CHP milletvekilliğini sürdüren Adnan Menderes, o yıl hükümetin getirdiği toprak kanunu tasarısını reddederek Refik Koraltan ve Fuat Köprülü ile birlikte partiden ayrıldı. Adnan Menderes 7 Aralık 1945'te yine CHP'den ayrılan Celal Bayar ile birlikte Demokrat Parti'yi kurdu. 1950 seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilerek 1960 yılına kadar sürecek olan başbakanlık görevine başladı. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi sonucunda iktidarı kaybetti. Demokrat Parti, seçim kampanyalarında iktidardaki CHP'nin devletçi politikalarına karşı çıkarak milleti öne çıkaran bir strateji izledi. Görsel 7.19. Demokrat Parti'nin eleştirileri ekonomi konusunda yoğunlaşıyordu. Başta Adnan Menderes olmak üzere bu partinin kurucuları ekonominin asıl sahibinin kişiler ve özel sektör olması gerektiğini savunuyorlardı. Bu görüşe göre devlet ekonominin içinde işletmecilik değil, düzenleyicilik görevi üstlenmeliydi. Bunun gereği olarak da kamu hizmeti verenler dışında devletin elinde bulunan işletmeler özel teşebbüse ve kooperatiflere devredilmeliydi. Demokrat Parti'nin ekonomi politikası ülkemizde hangi değişiklikleri ortaya çıkarmış olabilir? Cevap, ekonomik alanda bir rahatlama devresi yaşanırken ve DP'nin halkla ilişkileri de yolundayken ana muhalefet CHP'nin üzerine gidildi. 1953 yılında CHP malları hazineye devredildi. Halk evleri kapatıldı. 28 Ocak 1954'te köy enstitüleri kapatıldı. 1954'te laiklikten uzaklaştığı gerekçesiyle MP kapatıldı. 8. Sınıf Ders Destek Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı sayfa 189 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.